Hristiyanlık için söylemiyorum sadece. Mesela İslam'ı da manipüle etmekten de bahsettik. Şu soru geliyor akla. Yani Kur'an-ı Kerim peki yeterince açık değil mi? Neden farklı yorumlanıyor? Burada hani Kur'an-ı Kerim'i bilmemekten de bahsettik. Çok kolay manipüle edilmesine tamam. neden olmasıyla ilgili. Ama yeterince açık değil mi? Neden farklı yorumlanıyor? Hadislerle ilgili sizin daha önce yaptığınız tamam. açıklamalar var. Özellikle kıyametle, mehdilikle onlarla ilgili yapılan açıklamalar var. Şimdi onlarla ilgili şunu diyeceğim. Buradaki tabii ki şunu görüyoruz. Yani tabii ki bazı insanlar kendi işte mehdiliklerinin İsa olduğunun veyahut da belki Hindistan'da kendisinin dünyanın çok önemli bir gurusu olduğunun, virüsün kendilerinin bir alameti olduğunu söyleyenler çıkacaktır. Her böyle fırsatta aman benim Mehdi olduğumun alameti çıktı. Ben İsa'yım, alametim çıktı diyenler olur. Ha, onu diyelim. Birincisi bu tabii ki bu uydurmalara kanmayalım. Yani Kur'an'a göre kıyamet ansızın gelecektir. Önceden böyle kıyametten önce 100 yıl önce şu olacak deyip de ona göre alametini tespit edebileceğimiz bir şey yoktur. Yani bu tarzda bir alamet yoktur. Kur'an onun işaretleri geldi der. Çünkü peygamberimizin evrenin sonunu geleceğini söylemesi bile onun bir işaretidir. Ama kıyametin yani evrenin sonunun tarihini tespit edeceğimiz anlamda bir alameti yoktur. Bunu fırsat bilip de ortaya ben İsa'yım Hristiyan dünyada, Hindistan'da ben guruyum, Türkiye'de işte İran'da ben Mehdi'yim, işte çıktım alametim diyenleri bence el sallayarak, onlarla dalga geçerek herkesin uğurlamasını tavsiye ediyorum. Bir, zaten Kur'an'da Mehdi diye bir kavram yoktur. Kur'an'da Mehdi diye bir kavram olmadığı için de ben zaten Mehdi'nin gelmeyeceği kanaatindeyim. Zaten bakarsak Şiiliğin de İslam içindeki mezheplerin de Sünniliğin içindeki Mehdi tarifleri de birbirinden zaten apayrıdır. Yani Şiiliğin içindeki Mehdi 1200 yıl önce doğmuş olan, şu anda insanların içinde saklanan bir Mehdi'dir. Sünniliğin Mehdi'si peygamberin soyundan gelecek olan, evrenin sonuna doğru ortaya çıkacak bir Mehdi'dir. Yani Kur'an'da tek bir ayet Mehdi ile ilgili olmamasına rağmen Sünnilerin ve Şiilerin farklı hadis kitaplarında birbirinden farklı Mehdi anlatımları vardır. Hatta aynı hadis kitabında bir Mehdi'nin burnu birinde kancadır, birinde ufaktır, birinde işte Küfe, Şam civarında çıkacak bir Mehdi gibi bazı kitaplarda tarif edilir. Diğerinde işte bu Mekke, Medine civarına dikkat çekilir. Birçok kimse de Türkiye'de İstanbul'da beklemektedir bu arada Mehdi'yi, ona da belirteyim. Bu yani virüsü fırsat bilip de böyle bir şey söylenmesi bana göre Kur'an'a uygun değil. Yani evvela bir kere böyle bir aldatmacanın içine kimse girmesi. Dinin içindeki farklı yorumlar tabii biraz korumuzun dışına çıkacağız diye endişe ediyorum çok çıkmamakla ilgili. Onu da tabii ki şöyle yapmak lazım. Yani bütün dinlerde, metinlerin birçoğunda da bu farklı yorumlar olabiliyor. Yani farklı yorumlarda şunu bilmemiz lazım bence öncelikle yaklaşırken. Sonuçta Kur'an Allah'ın vahyi. Biz insanız. Sadece biz değil. Gazali, Ebu Hanife, Mutezile imamları, harici imamlar bunların hepsi de insandı. Yani biz Kur'an'ın vahyini anladığımızda insani eksiklerimizden dolayı yorumlarımızda bir eksiklik olabilir. Yani bizim anlayışımız vahiy değil. Hiçbir alimin de anlayışı vahiy değil. O yüzden bence birbirimizi tekfir etmeden, yani kafir olduğunu ilan etmeden böyle daha bir olumlu bir atmosfer içinde Kur'an'ın farklı yorumlarını masaya yatırıp tarikatlarla ilgili de olumsuz bir genelleme yaptığınızı eleştiren bazı takipçilerimiz var. Ben genelleme yapmıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Tarikatların tam tersi. Niye olumsuz bir genelleme yapayım tarikatlarla ilgili? Tarikatlardaki olumsuzluğu söylemek ayrıdır. Tarikatlarla ilgili olumsuz bir genelleme yapmak ayrıdır. Şimdi ben mesela şunu söylüyorum. Diyorum ki birçok tarikat kendi şeyhini Mehdi diye pazarlıyor, İsa diye pazarlıyor. Ve bunlar çok önemli bir kesim. Ben şimdi bunları eleştirirken kendi şeyhini Mehdi ilan etmeyen, İsa olduğunu söylemeyenleri benim eleştirim kapsamıyor ki. Tarikatların önemli bir kısmı para tuzağı diyorum. Mesela Cemal Nur Sargut Hanım'la çıktı. Kendisi de zaten tasavvuf, kendisi bir tarikatın mensubu. Ve mesela ona bir gün bir programa çıktı. Kendisiyle konuşmamızda ben dedim ki ya, o kendisi bir ideal şeyh motifi çizdi. Yani insanlardan bir maddi menfaat elde etmeyen, kendisi için uğraşmayan. Yani sizin dediğinizde Türkiye'dekilerin kaç uyuyor dedim. Onun mesela da kanaati yani hatırladığım kadarıyla %90'ın uymadığı yönünde. Şimdi biz herhangi bir tarikattan birine gidip sorsanız, kendi tarikatıyla ilgili sormayın ama başka tarikatlarla ilgili sorun. Falanca tarikatın şeyhi, kendi tarikatına bakın dışında tutun. Şeyhi, kendini Mehdi İsa ilan ediyor. Bu tarikatlar bu para işleri nasıl diye sorun. Tarikat mensuplarının kendisi bile kendi tarikatına hariçte tuttuğunuzda benim yaptığım eleştirinin aynısını tekrarlarlar.
Yani ben böyle şu andaki ilahiyat fakültesindeki tasavvuf hocalarımızı alalım değil mi? Tasavvuf bölümündeki hocaların birçoğu da genelde kendisi tasavvuf geleneğine yakın hissedenler genelde o bölümü seçiyor. Bu şart değil yani, istisnası vardır ama genelde öyle oluyor. Onlara gidip soralım. Ya Türkiye'deki Hocam kalemine hayır, çok fazla yok, oynamaya yok hoca başladı. Değil. Hocam tasavvuf tarikat diye ortaya çıkan hocaların birçoğunun kendisini parlatmak için bu işe girdiğini onlar da söyler. Yani benim söylediğim şey, alenen televizyonda söylediğim için birçok insanı batıyor olabilir de, Türkiye'deki tasavvuf bölümündeki hocaların, tarikatlara mensup insanların çoğunun da söylediğinden özünde farklı değil. Çünkü söylediğimiz şey şu, din, iman diye ortaya çıkan birçok kimse var. Ramazan hocam da ona çok dikkat çeker birçok yerde. Peygamberi rüyada gördüm, Allah'ı rüyada gördüm, ben Mehdi'yim, İsa'yım, peşime düşün diye insanları götürüyorlar. Aşağı yukarı her tarikatın üyesi kendi tarikatına bu eleştiri yapmasa geri kalan tarikata yapıyor. Biz de hepsi için yapıyoruz bunu yapanların. Sonuçta Allah'la görüşenden, peygamberle görüşenden, kendini Mehdi, İsa, Hızır, Zülkarneyn ilan edenden ortalık geçirmiyor. Bizim Diyanet de bunlara eleştiri yaptı. Yani bizim söylediğimiz birazcık belki milletten daha sesli bir şekilde ortaya çıkıp söylememizden farklı bir şey değil mi? Ben ilahiyat fakültesinde yüksek lisans doktora yaptım. Sabah akşam ilahiyattan hocalarla beraberim. Yani ben burada çok özel, yeni bir şey keşfetmiş olsam övünürüm kendime. Derim ki Allah'a şükür bunu ben buldum derim. Ya böyle bir durum yok. Tamam, benim söylediğimin hepsinin aynısını İlahiyat Fakültesi'ndeki hocaların çoğunluğu söylüyor.